Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tekbiratiha amin. Esselamu ala men ittaba'al huda vel melamu ala men ittaba'al hava. İkinci lem'a, beşinci nükte, üç meseledir. Birinci mesele, asıl musibet ve muzır musibet, dine gelen musibettir. Musibeti diniyeden her vakit dergah-ı ilahiye iltica edip feryat etmek gerektir. Fakat dini olmayan musibetler, hakikat noktasında musibet değildirler. Bir kısmı ihtar-ı rahmanidir. Nasıl ki çoban, gayrın tarlasına tecavüz eden koyunlarına taş atıp, onlar o taştan hissederler ki, zararlı işten kurtarmak için bir ihtardır, memnunane dönerler. Öyle de, çok zahiri musibetler var ki, ilahi birer ihtar, birer ikazdır. Ve bir kısmı kefaret-ü zünüptür ve bir kısmı gafleti dağıtıp, beşeri olan aczini ve zaafını bildirerek bir nevi huzur vermektir. Şimdi Allah izin verirse, ikinci lemadan, Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasından üstadımızın almamız gereken dersi burada beş nükte içerisinde anlatıyor. Biz bu akşam beşinci nüktenin üç meselesinden bir tanesini okuyacağız. Tabii bunlar bütün musibetler için geçerli. Fakat hafızamızı biraz daha taze tutmamız açısından, biraz daha yakın olması ve herkesin zihnini ciddi manada meşgul etmesi açısından bir cihette de 15 Temmuz'a gidip bu dersi de ona uygulamaya çalışalım. Çünkü büyüklerimiz ders verirken Kur'an'ın nefsinden ders verir. Kur'an'dan ders alıp öyle verir. Hadislerden, sünnet-i Resulullah'tan ders alıp öyle verirler. Dolayısıyla bunlar hem evrenseldir bütün dünyayı, hem de bütün zamanları ihata edebiliyor. Kur'an-ı Kerim'in bu manadaki cami hakikatları her zamana bakar, her zamanın alimleri de kendi asırlarındaki insanlara da ne yaparlar? Bu dersleri verir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Risale-i Nur hakikatları hem bu asrı hem kıyamete kadar gelecek asırları tenvir edecek bir özelliktedir demek suretiyle bize de bir mesaj veriyor. İnşallah kıyamete kadar bu hakikatler okunacak ve istifade edilecek diye bir ders alıyoruz. Şimdi bir insana musibet gelir. Bir cemaate musibet gelir. Bir şirkete musibet gelir. Bir devlete, bir ümmete musibet gelir. Bu musibetin iki çeşidi vardır. Bütün musibetler aynı kategoride değildir. Bazıları şefkat tokatıdır, şefkatten gelen musibettir. Bazıları zecir tokatıdır, kahırdan gelir. Allah kahır tokadı atar. Dolayısıyla bu 15 Temmuz'u ve buna mümasil bizim başımızdan geçen bütün musibetleri ve daha önceki asırlarda da ümmetin ya da milletin ya da bu devletin, ülkenin başından geçen musibetleri buna göre değerlendirelim. Bazen peygamber kıssalarına da gideceğiz. Ve peygamber kıssalarında anlatılan hadiseleri de buna uyarladığımız vakit meselelerin gayet berrak ve net olduğunu müşahede edeceğiz inşallah. Allah'ın bir kanunu var. Ve bu kanun her zaman geçerlidir. Asıl musibet nedir? Asıl musibet. Asıl musibet ve muzır musibet dine gelen musibettir. Musibeti diniyeden her vakit dergah-ı ilahiye iltica edip feryat etmek gerektir. Fakat dini olmayan musibetler hakikat noktasında musibet değildirler. Bakın dini olmayan musibetler hakikat noktasında musibet değildirler. Bak, Üstad Bezansleri şefkat tokatlarını anlatıyor. En evvel kendi başından geçen hadiselerden Cenab-ı Hakk'ın kaderle onu tokatlamasını anlatıyor. En evvel birinci tokat üstadı, doğru mu? Ne diyor? Ben ne zaman ki kendimi düşündüysem, neme lazım dediysem, ahiretime çalıştıysam, hizmeti imani ve Kur'an'ı ikinci plana bıraktıysam tokat yedim diyor. Bir menfaadan başka bir menfaya, bir sürgün yerinden başka bir sürgün yerine, bir tokattan başka bir tokada, bir zindandan başka bir zindana sürüklendim diyor.
Bakın, demek ki buradaki o zalim beşerin vurduğu tokat hakikatte kimden gelir? Kaderden gelir. Ha, bir bu. İkincisi, kadere sen hangi fiiline fetva verdin de kader senin bu musibetine hükmetti? O zaman kendisi mütefekkir bir zatsa kendisinin hatalarını araştırmaya başlar. Bizim zaten en büyük problemimiz ne? Biz sebeplere takılırız tokat yerken. Sebeplere takılırız. Filan adam bana tokat attı. Filan adam benim paramı hırsızladı. Filan adam şöyle yaptı. Ya da devlet. Oysa bir dersi Risale-i Nur'dan anlıyoruz arkadaşlar. Ders nedir? Başımıza bir musibet geldiği vakit üç ayrı nazarla değerlendirilir. Birisi cahil nazardır, birisi avam nazardır, birisi mütefekkir nazardır. Cahil nazar sebebe takılır. Mesela evinize hırsız girdi, iş yerinize hırsız girdi. Zaten hırsızın oraya gelmesi onun zalim olduğunun bir şeyidir, gereğidir. Zalim ki geliyor adam. Bu bir. Ama buna mı takılacağız yoksa başka bir yere mi gideceğiz? Cahil olan bir insan sadece hırsıza bakar. Şu hain hırsız, şu zalim hırsız, şu adam, bu adam diye bütün oklar ona gider. Avam adam ise, bakın, cahil değil bu, avamdır, mümindir ama ilmen inkişaf etmemiş, manen terakki etmemiş. Bu da kaderim de var diyor. 26. sözde hatırlayın, avamda kaderin bir cahil istimali var. Fakat o da maziyat ve mesaiptedir. Yani geçmişte ve musibetlerdedir ki, yesine ve hüzüne ilaç budur diyor Üstadımız. Ya nedir adam? Allah yazdı. Nasıl ki Allah beni insan olarak takdir etti. Hayvan olarak da yazabilirdi. Bitki olarak da yazabilirdi. Camit olarak da yazabilirdi kaderde. Ama insan olarak takdir etti. Beni Yahudi bir aileden de dünyaya gönderebilirdi. Müslüman bir aileden gönderdi. Dolayısıyla Allah beni böyle takdir ettiği gibi. Dolayısıyla bu hırsızlığı da, bu malımın kaybolmasını da Allah takdir etti deyip doğrudan kadere havale eder. Yine bak kendisine bakmıyor adam. Birisi hırsıza bakar, birisi kadere bakar. Üstad Esteri diyor ki, biz diyor ne olursa olsun kaderden geldi deriz ama kadere fetva verdiren nedir? Bizim hatalarımız, kusurlarımızdır. Burası çok mühim. Bunu bir monte edelim buradaki yeri, ondan sonra tekrar yerimize geçeceğiz. Üstad Esteri 1919'da, yani 1335 Hicri senesinde, 1335 Hicri senesinde, Birinci Dünya Savaşı bitmiş, Osmanlı fiilen bitmiş, İslam alemi fiilen bitmiş ve bütün Müslümanlar perişan, aç ve sıkıntılı. Şimdi böyle bir vakitte Üstadımız diyor ki, asrın mebusu sıfatıyla, ben gündüz aleminde, uyanıklık aleminde şu sıkıntılı ve munkabız halden kurtulmak için bir nur aradım ama nur bulamadım. Yani şu anda çevreme nereye baktıysam benim önümü aydınlatacak bir nura rast gelmedim, şahit olmadım. Manen uyanıklık alemi olan rüyada bana bir nur gösterildi. Burası çok mühim. Rüya-i Sadık'a biliyorsunuz Rüya-i Sadık'a Cenab-ı Hakk'ın insanlara gösterdiği, yaktığı bir ışıktır, bir meşaledir. Önümüzü aydınlatır. Tabi rüya, sadık olmak ve doğru olmak şartıyla. Allah rüya uyduranlardan muhafaza eylesin. Amin. Bak çok mühim. Özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında yanlış, yalan rüya söyleyenleri Allah muhafaza. Çünkü hadis-i şerif var açık. وَمَنْ كَزَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ مَقَدَهُ مِنَ النَّارِ Kim bilerek benden yalan bir şey söylerse cehennem ateşinden yerini hazırlasın. Bu hadis-i şerif için de böyledir. Rüyada görmediği halde gördüm diyenler için de böyledir. Üstad Esteri diyor ki ben diyor orada o rüya aleminde emsani dünyada görmediğim selefi salihinden zatlar yani geçmiş asırlarda yaşamış zatlardan müteşekkil bir meclisi muhteşem gördüm. Bunlar Alem-i İslam'ın mukadderatı için toplanmış ve Alem-i İslam'ın meselelerini konuşuyorlar. Ben diyor onları görünce hicap ettim, kapıda durdum, utandım kapıda durdum. Onlardan birisi dedi, ey helaket ve felaket asrın adamı,
senin de reyin var, fikrini beyan et. Ben dedim sorun cevap vereyim. Üstadımıza sorular soruluyor. Bu bahsi size havale edeceğim. Mümkünse yarın ya da öbür gün bunu okuyabilsek 2, 3, 5, 10 defa hazmede hazmede alim-i İslam'la alakalı çok güzel işaretler var. Sadece konumuzla alakalı olan yere geçeceğim. En son bu meclis-i muhteşem üstadın verdiği cevaplardan memnun kalıyor. Ve hep beraber diyorlar, evet, ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabatı içerisinde en yüksek gürsada İslam'ın sadısı olacaktır. Ha. Sonra birisi soruyor tekrar. Konumuza yeni giriyoruz. Tekrar biri sordu. Musibet, cinayetin neticesi, mükafatın mukaddimesidir. Bakın, Cenab-ı Hak bir insanın parasının çalınmasına yol açan bir hırsıza müsaade ediyorsa, belki de hiçbir suçu yok. Allah onu terakki ettirmek için vermiş de olabilir. Ama genel manada siz hangi fiilinize kadere fetva verdirdiniz ki başınıza geldi hadis-i şerifine ya da bu gibi ifadelere bakıp acaba ben nerede hata yaptım diye musibeti bizzat çeken insan, düçar olan insan düşünmesi gerekiyor. Yani ben hırsızlığa düçar olmuş olan bir insana kardeşim sen nerede hata yaptın demek onu acıtmak anlamına gelir. Doğru mu? Rahatsız ediyorsun. Zaten adam perişan. Gariban zaten parası gitmiş. Ama kendisi bu dersten istifade etmişse ve kendisine sorarsa ve bir şeyler bulursa hırsızdan ziyade, kaderden ziyade kimi sorgular? Kendisini sorgular. Kaide şu. Bir musibet geldi mi diyor onu meclis-i muhteşemden birisi. Bunlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere alem-i İslam'ın mukadderatıyla alakalı olan insanlar, zatlar. Birisi soruyor. Başınıza bir musibet geldi, bir dünya savaşı. Musibet, cinayeti neydir? Neticesidir. Mükafatın da mukaddimesidir, başlangıcıdır. Hangi fiiliniz ile kadere fetva verdirdiniz ki şu musibetle hükmetti? Zalim zaten zalim. Hain zaten hain. Hırsız zaten zalim. Beşer zulmeder ama kader de adalet eder. Kaderin bu adaletinde sizin hangi yanlışınız var ki ona binaen kader size bu yanlışı verdi, musibeti verdi diye oturup düşünün diyor. Gelelim 15 Temmuz'a. Zalim zaten zalim. Hain zaten hain. O fiili yapanlar dünyada da ahirette de kimse bilemiyoruz. Kimse belalarını zaten bulacaklar. Sadece görünüşteki o askeri darbeyi yapan insanlara bakmayın. Onların arkalarındaki akıl babaları var. Arkalarındaki küresel güçler var. Ve İslamiyet'in özellikle ülkemizin batmasına çalışan ciddi manada şeytan fikirli akıllı insanlar var. Bütün bunların hepsi zaten belalarını bulacak. Fakat bu dersten eğer istifade etmişse bu millet, biz 15 Temmuz'daki o musibeti hak edecek hangi fiilimiz var diye şu ülkenin en tepesinden en aşağıdaki ferde kadar herkes kafasını İki elin arasına alacak ve tefekkür edip düşünecek arkadaşlar. Biz nerede hata yaptık diye. Ben bir fert olarak diyeceğim ki, ya Allah bir zamanlar dünyanın her tarafına İslamiyet'i götüren sahabeler ölümüne götürmüşler. Ölümü göze alarak götürmüşler. Kimse dinlemediği, onlara hakaret edildiği, küfredildiği, hatta öldürüldüğü durumda bile İslamiyet'i yaymak için gitmişler. Hem de şu kadar sıkıntı çekerek ta 3000 kilometre öteden 80 yaşın üzerindeki Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri at üzerinde, deve üzerinde gelmiş buraya. Ya ben son model arabayla, son model yollarla, son model imkanlarla, ondan sonra geleceğim Yeni Bosna'ya şöyle mükemmel bir ortamda, herkes de elhamdülillah ben inanıyorum ki içinden dua edecek şekilde toplanmış. Ben hala Metin kardeşe diyorum ki ya Allah kusura bakma Metin kardeş, bir işim var, yoğunum, gelemiyorum. Yoğunluk da ne? Başka bir ders varsa eyvallah. Yoğunluk ne? Arkadaşlar, ben kendim oturup düşündüğüm vakit 15 Temmuz'un başımıza gelmesine dair kendimin işlediği cinayetten belki 100 tane kendime sıralarım. Size söylemeye gerek yok. Günahımı ortak etmeyeyim sizi. Ama böyle düşündüğüm gibi herhalde Burhan Bey de oturup düşünmesi gerekiyor.
Herhalde bütün buradaki arkadaşlarımızın da oturup düşünmesi gerekiyor. Sadece buradakiler mi? Hayır. Bir tarafta hükümet, siyasiler, baştakiler, devlet memurları. Doğru mu? Bütün herkes oturacak, düşünecek. Ben nerede hata yaptım? Çünkü bir kaydedir. Bir musibet umumi ise umumun hatasından gelir. Oldu mu? Musibeti amme umumun hatasından terettüp eder. Biz bir yerde bir problem yaşamışız ki umumi bir şey geldi, musibet geldi. Hani diyelim mesela kazara bir kurşun benim camımdan girdi, ev halimden birisini yaraladı. Olsa hususi bir musibettir. Ama 15 Temmuz umumi bir musibettir. Nerede hata yaptık acaba, millet olarak düşünmeyecek miyiz? Düşünmeyip sadece hainlere sövsek, sadece hainlere biz vurmaya çalışsak, bu hangi nazardır? Cahil nazardır. Oldu mu abi? Ha. Musibeti âmme ekseriyetin hatasına terettüp eder. Bakın, İmam Birgivi Hazretleri var. İmam Birgivi Hazretleri. Bu zat Balıkesirlidir. Birgiv köyündendir. Normalde baktığınız vakit Arap olarak görünüyor isim zahir nazarda. Sanki böyle bir Mısır'dan başka bir yerden bir alimdir. Müfessir bir zattır. Kendi eserinde çok güzel bir kısayı anlatıyor. Hazreti Lut Aleyhisselam'ın kavminin helak edilmesine vesile olan fiili hepiniz bilirsiniz. Aynı kavimden 80 bin insan teheccüd kılmış, kılıyor helak gecesinde. Ve aynı helak vaktinde 33 kişi de Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı ve o musibeti celbeden o fiili işliyormuş. Meleklere kahır emri geliyor. Ve Cebrail Aleyhisselam itiraz manasında değil, hikmetini sormak manasında diyor ki, ya Rabbi, bu kavimde 80 bin insan, sen de biliyorsun, sence malumdur, burada teheccüd kılar, sana ibadet eder, sana isyan etmiyor. Günahı işleyen ise şu kadar az insan. Ya Rabbi, ne hikmete binaen ben bunları helak edeyim diye hikmetini öğrenmek manasında sorar. Cenab-ı Hakk'ın verdiği cevap lisan hikmetle çok enteresandır. Onlar, o teheccüd kılanlar, emri bil maruf, nehi anil münker yapmadıklarından dolayı, onlar da onlara adeta razı olduklarından dolayı, onlar da onların hükmündedir. Onlar da helak olsun. Şimdi arkadaşlar, tekrar gelelim buraya. Biz öyle şeyleri hoş görmeye başladık ki, öyle şeylere artık girmeye başladık ki, çocuklarımıza maneviyatı vermeme gibi öyle bir lakaytlığa girmeye başladık ki, Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı. Bu sene çocuklarınızın Kur'an kursuna yazdırılma oranı geçen senelere göre çok düşükmüş diyor. Peki nerede bu millet? Kısır mıyız? Çocuklarımız nerede? Cemaatlere bakıyorsun, geçen senelere göre bizim buradaki ders halkasının azaldığını müşahede ediyor bütün cemaatler. Nerede bu insanlar? Maddi imkanlar, refahlar, imkanlar arttıkça maneviyat ve şükür artması gerekirken bakıyorsun ki cemaat piyasada yok. Derse eskiden gelirken 3-4 kişiyi arayan bizler, şimdi bakıyorsun ki kendimiz bile gelmekte zorlanıyoruz. Peki bu bir tokadı celbetmeyecek mi? Bu kadar kolay mı yani? Her nimet şükür istemiyor mu? Hani şükrünüz? Diyor. Dolayısıyla arkadaşlar, musibeti amme umumun hatasından terettüp eder. Üstad Hazretleri cevap veriyor. Mukaddimesi, yani bizim cinayetimiz nedir? Üç mühim erkan-ı İslamiyedeki ihmalimizdir. Erkan-ı İslamiyeden üç tanesi bizce ne oldu? İhmal edildi. Osmanlı'yı anlatıyor. Salat, namaz. Savun, oruç. Zekat. Zira 24 saatten yalnız bir saati 5 namaz için Halık Teala bizden istedi. Tembellik ettik. 5 sene 24 saat talim, meşakkat, tahrik ile bir nevi namaz kıldırdı. Bakın, el cezâ'u min cinsil amel, bu bir kaydedir. Size bir şey geldi mi, amelinizin cinsindendir o karşılık. Sizin başınıza ne geliyorsa karşılık olarak yaptığınız amelin aynı cinsinden gelecek. Mesela, ben size selam veriyorum. Selamun aleyküm. Cevap nedir? Niye? Ben size selam veriyorum, Allah'ın selamını. Sizden de herhalde yanlış bir şey gelmemesi lazım. Doğru mu? Cinsinden.
ben buraya geldim ya da birisi girdi kapıdan hepimizi hakaret etti. Ne dersiniz? Aleyküm selam der misiniz? Cinsinden verilecek abi der. Doğru mu? Hatta bazen bakıyorsun ki sınırı aşıyoruz. O bir tane söylemiş, siz artık Allah ne verdiyse. Ha, şimdi gelelim konumuza. Biz Allah'ın emrettiği günde 5 vakit namazı, o latif olan, o nezih olan, o hem bedenimizin hem ruhumuzun ilacı hükmünde olan namazı yapmadık. Allah 5 sene boyunca 1. Dünya Savaşı'nda bizi cepheden cepheye süründürdü, adeta namaz kıldırdı. Siz misiniz rahat döşeğinde namaz kılmayan şu güzelim halılar üzerinde? Bu bir. Hem senede yalnız bir ay oruç için nefsimizden istediği, nefsimize acıdık, kefaretten 5 sene oruç tutturdu. Size Allah 70 hikmetli oruç emretti. Siz nefsinize acıdınız, oruç tutmadınız. Peki ne oldu? Cenab-ı Hak size, ya madem ki oruç tutmuyorsunuz, ben size daha fazla nimet göndereyim mi diyecek. 5 sene boyunca Allah bize oruç tutturdu, yani aç bıraktı. El cezau min cinsil amel. Bakın, 45'li yıllara yetişen abilerimiz var mı bilmiyorum. Ama biz babalarımızdan duyduk. Duymuşsunuz hepiniz. Seferberlik dönemi, 2. Dünya Savaşı. O zaman devlet bütün insanların elindeki, yani halkın elindeki gıdaları şunları aldı, depoladı, istif etti. Herhangi bir şey olur diye bunları erbaşlara, ondan sonra atlara, er atlara ne yapsınlar? Dağıtsınlar diye, versinler diye. Oldu mu? Çünkü onlar mühim. Savaşa girecekler ya. Diyorlar ki millet öyle bir aç kaldı ki bir köyden bir ordu grubu geçerse o köy halkı bayram yapıyormuş. Niye? Hayvanların, affedersiniz, dışkıları oraya bırakılacak da onlar da alıp onları temizleyecek de onların içerisinden çıkacak işte buğdaydır, arpadır bu taneleri yıkayıp kendilerine güzel bir ziyafet çekecekler abiler. Gidin 1. Dünya Savaşı'na, dağlarda yiyecek ot kalmadığını tarihçiler anlatıyor. Enteresandır değil mi? Şimdi böyle. Bakın diyebilirdi üstadımız burada. Şu Yunan hainleri var ya, hani başınıza bu musibet geldi niye? Yunanlar bize bu musibeti yaşattı diyebilirdi. Bak oraya hiç girmiyor. İngilizlere dokunmuyor. Almanlara dokunmuyor. İtalyanlara dokunmuyor, Fransızlara dokunmuyor. Biz. Biz kendimize zulmettik. Biz hata yaptık. Allah Yunanlar olmasa da başkalarını gönder başımıza. Rusları gönder başımıza. Moğolları gönder, 1000 sene evvel gönderdiği gibi başımıza. Allah için gönderecek asker mi yok? Zalim nedir? Zalim Allah'ın kılıncıdır. Onunla Allah intikam alır. Sonra döner, ondan da intikam alır. Ya Allah var ya, Allah iş başında arkadaşlar. Ve hiçbir şeyimizi ihmal etmez Allah. Hem dünyada hem ahirette. Ya mükafatımızı ya da mücazatımızı muhakkak veriyor ya. Enteresan bir şey ya. Allah hiçbir şey unutmaz. Ondan 40'tan yalnız biri. Zekata geldik şimdi. Hani zirai mallar 1/10'dir zekatı. Ticari mallar ve değer ifade eden mallar da 1/40'dır zekatı. Ondan 40'tan yalnız biri. İhsan ettiği maldan zekat istedi Allah. Buhlettik, zulmettik. Yani cimrilik ettik. O da bizden müterakim zekatı aldı. Yani birikmiş zekatı. El cezau min cinsil amel. Mükafat-ı hazıramız ise fasık, günahkar bir milletten humsu olan, 1/5 olan 4 milyonu velayet derecesine çıkardı. Şehitlik, gazilik verdi. Konumuza biraz benziyor mu? Gelelim 15 Temmuz'a. 15 Temmuz'da dediğimiz gibi zaten zalim zalim, hain zaten hain, belalarını dünyada da ahirette de verecek. Burada müttefik miyiz? Müttefiyiz. Verdi mi? Bu dünyadaki şey. Gelelim kendimize. Biz bir yerlerde hata yaptık. Bir yerlerde kusur işledik. Bir yerlerde biraz kendimize ne yaptık? Allah muhafaza, zulmettik nefsimize. Peki bu musibet başımıza geldi. Mükafatı nedir? Arkadaşlar, hepimiz toplansak, bir akıl olsak ve emin olun 100 gün düşünsek bitiremeyiz ya nimetlerini. Allah oluk oluk nimetler gönderdi ya. Çok enteresandır.
sadece buradaki gazilik, şehitlik meselesi değil. Sadece 250'ye yakın Allah bu milletten şehit çıkardı mı? Peygamberlerden ve sıddıklardan sonra en yüksek makam. Bak bunlar inşallah toprak altına geçtikleri halde bu ülkenin sigortası hükmündeki kardeşlerimiz, büyüklerimizdir inşallah. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Amin. Ha, bunlar böyle. İkincisi, şu ülke 100 milyar lira, eski tabirle 100 katrilyon lira sarf etmiş olsaydı milletin kalplerini bu kadar itihat ettirebilir miydi? İşte Allah çok ucuz bir musibetle, ona göre ucuz ha, çok ucuz bir musibetle şu kadar elhamdülillah milletin birlik ve beraberliğini sağladı, kalplerini tevhid ettirdi. Doğru mu? Doğru. Bu da bir mükafat mı? Evet. Bir tane daha. Şimdi burada okuyacağız. Musibetler bir tathirdir diyor. Mesela vücudu hasta olan birisi hasta yatar, 5 gün, 10 gün ya ameliyat olur ya ilaç kullanır neyse. Vücudu temizlenir, tekrar o vücut sıhhate kavuştuktan sonra, bünye temizlendikten sonra yoluna devam eder değil mi? Bizim şu ülkenin bünyesi elhamdülillah temizlendi arkadaşlar. Ya. Yani o musibet olmasaydı, mümkün değil devletin bütün rükünleri, devletin bütün organları, bütün istihbaratı çalışsaydı bu kadar çıkaramazdı ya. O gün herkes ne oldu böyle? Kendini açıktan göstermiş oldu. Ben buyum arkadaş dedi yani. Doğru mu? Doğru. İslam aleminin, bir nimet daha söylüyorum. İslam aleminin bize ne kadar yakın olduğunu ruhen ve kalben, birilerinin bizi kandırmaya çalıştığı gibi düşmanımız olmadığını o akşam anladık. Herkes seccadelerine kapanmış. Herkes Kabe'ye yönelmiş. Ya Rabbi Türkiye'deki kardeşlerimize zafer nasip et diye hepsi dua ediyor. Bizim asıl dostumuz kim? İslam alemidir. Araplardır, Kürtlerdir, Pakistanlardır, Hindistan'daki Müslümanlardır diye o akşam anladık. Biliyorduk ama Allah bize tam hissettirdi arkadaşlar. Ve yüzümüzü döndüğümüz batının da ne kadar iki yüzlü olduğunu, hatta 100 tane yüzlü olduğunu, hain olduğunu da o akşam biraz daha net gördük mü? Gördük. Unuttuğumuz vakit bir musibet daha bekleyiniz. Çünkü Allah bunu bize ihsas ettirmek istiyor. Bakın, Diyanet İşleri Başkanımız diyor ki, bir hatırasını okumuştum. Ben diyor, Kabe'deyken baktım yanımda birisi çok böyle ateşin dua ediyor. Ateşin dua ediyor. O dua etmesine diyor, ben diyor kulak kabarttım. Hani insan bazen diyor ki ya bu adam ne oldu ki ya? Ne dua ediyor bu adam acaba? Yani o kadar kendini vermiş ki. İnsan merak ediyor değil mi? Mesela ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mezar-ı şerifi başında, kabri şerifi başında birisinin böyle durup pınar gibi gözyaşlarını döktüğünü görünce dedim yok keşke içini okuyabilseydim bu zatın. Bu adam içinden ne geçiyor da böyle ağlıyor diye. İçimden çok böyle ah vah ettim ya. Keşke dinleyebilseydim. Sesli olsaydı muhakkak ben de giderdim. Diyanet İşleri Başkanı gibi kulağımı ne yapardım? Yapıştırdım. Adam acaba ne konuşuyor diye. Diyanet İşleri Başkanı diyor ki ben diyor baktım diyor o zat diyor hep Türkiye'ye dua ediyor. Hep Türkiye'ye dua ediyor. Ya Rabbi Türkiye'ye zafer nasip et diye. Bu 15 Temmuz'dan evvel yani. Bitirdikten sonra o zat demiş ki kardeşim demiş sen niye kendine dua etmiyorsun, ailene dua etmiyorsun, ülkene dua etmiyorsun? Hep Türkiye. Dedi ki onlara da dua ediyorum ama ben özellikle Türkiye'ye çok dua ediyorum. Niye? Çünkü ben diyor ülkeme dua etsem sadece ülkeme dua etmiş olurum. Ama Türkiye'ye dua ettiğim vakit sadece ülkeme değil, Türkiye'ye değil. Alem-i İslam'a dua ediyorum ben. Onun için bilmiş bakın. Dolayısıyla alem-i İslam'ın bizi ne kadar sevdiği ve ne kadar kalben ruhen beraber olduğumuz ve asıl kardeşlerimizin onlar olduğunu innemel mu'mine ihva sırrıyla anladık o akşam ve yüzümüzü dönüp de bu medet umduğumuz hainlerin asıl bizim kuyumuzu kazan hainler, zalimler olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Cenab-ı Hak unutturmasın bize inşallah. Bir tane daha söyleyeyim mi? Cemaatler karışıktı. Karışmıştı. Ya bir yere gidiyoruz, ders okuyacağız. Hocam onlardan ne farkınız var diyor. Ya diyor ki talebelerimize bir kurban. Hocam onlardan ne farkınız var? Hiç kimse farkını anlatamazsın kimseye. Hiç kimseye anlatamıyorsun. Bakın.
Üstad Bedüzzaniye diyor ki, Osmanlı'yı diyor, 600 sene ayakta tutan sır, her bir caminin arkasında Allah Allah zikriyle zikreden tekkeler, zaviyeler, tarikatlar, medreselerdir diyor. Dolayısıyla tarikat dedin mi? Dolayısıyla cemaat dedin mi? Tekke, zaviye dedin mi? Millete, ülkeye hayırlı uzuvlar yetiştiren müessesedir demektir. Dolayısıyla kendilerine cemaat diyen bir grubun, burada kim kırılsa kırılsın, hakikat maalesef budur. Maalesef diyoruz. Çünkü keşke dine, Kur'an'a, imana, yani konuştukları gibi hizmet edebilselerdi, Türkiye'nin durumu bu olmayacaktı. Buradaki insanlar da herhalde bu konuyu şimdi konuşmuyor olacaktı. İşte Allah, herkesin ya bütün cemaatler birdir dediği bir vakitte, bütün cemaatlere soruyorsun, var mı şehidiniz? Tabii hocam, ne demek? Saraçhane'de tarikatçılar kol kola vermişler, kurşunların üzerine yürümüşler. Ne diyeceksiniz buna? Çok yerlerde bizim hizmete bağlı olan kardeşlerimizin polis olsun, asker olsun, halk olsun vefat ettiklerini, şehit olduklarını duyuyoruz. Öteki cemaatlerin de hakeza. Şimdi kendisine cemaat diyen birisi millete sıkıyor. Başkası da cemaat olarak yine biniyor ama kurşunların üzerine vatanı için koşuyor. Allah herkese, cemaatlerin hepsi bir değildir. Bazıları cemaat altına girmiş, ismi altına girmiş, terör örgütüdür diye dedirtti mi Allah? Dedirtti. Ötekilerin de onlardan farklı olduğunu ve asıl devlete, millete, vatana çalışan grupların bunlar olduğunu, Kur'an'dan istifade eden insanlardan zarar gelmediğini, aksine menfaat geldiğini herkes bildi mi? Arkadaşlar ya daha nasıl diyeceksiniz? Allah daha nasıl bize göstersin bunu? En avam da anladı bunu. Ha birileri daha hala konuşuyorsa ya çok cahildir ya da ideolojiktir. Bu aşamadan soru öyledir. Hangi cemaate sorsanız ne oldu kardeşim? Adam diyor ki hocam diyor filan yerde diyor filan yerde filan yerde bizim kardeşlerimiz elhamdülillah şehit oldu diyor. Bakın. Ya herkesten duyuyoruz. Bir mesele daha. Şırnak, Silopi ve Cizre'de hain komutanlardan birisi 300 kişilik bir ekibiyle o akşam Ankara'ya uçacak Şırnak'tan ve darbeye destek verecek. Kim durdurdu onu? Bak oradaki polis gücüyle halk. Şimdiye kadar birileri bize bir şey yutturdu. Doğudaki insanlar teröristtir diye. Ve birileri bize bir şey de yutturdu. Askerde olan herkes hamiyetlidir diye. O akşam anladık ki, kendisine hamiyetli diyen insanların bazılarının ciddi manada hain olduğunu ve terörist diye insanlara lanse edilen o Doğulu, o Şarklı, o Kürt olarak bildiğimiz kardeşlerimizin ne kadar hamiyetli, vatansever, vatanperver olduğunu gördük. Buna kim ne diyecek? Allah gözlerimize soka soka bu meseleyi gösterdi abiler ya. Oradaki halk vatanperverdir. Kimse bundan sonra onlara bilip etmeden laf söylemesin diye Allah hepimize ders verdi. Bundan sonra da onlara vatan haini diyen haindir diye Allah bizim gözlerimize soktu arkadaşlar. Ya birilerinin konuşmasına neye bakacağız? Birileri konuşuyor ama nedir bu adam? Yargıda. Hain. Bu adam askeriyede, o da hain. Bu adam başka bir yer, o da hain. Doğudaki insanlara terörist diyor. İşte terörist olmadığı ortaya çıktı. Adam gitti, kendisi ne yaptı? Kurşunların önüne göğsünü siper etti. Sen buradan çıkamayacaksın dedi ve çıkartmadı onları. Sebepler noktasında belki darbeyi de etkisizleştiren bir unsur da bu oldu yani. Dolayısıyla bütün meselelere böyle bakacağız. Bir mesele daha. Şu anda biz Müslüman olduğumuz halde, sadakanın ömrü uzattığını, belaları def ettiğini bildiğimiz halde, belki aramızda da bazı kardeşlerimiz şu ülke, şu vatan, şu hükümet Suriye meselesinde maalesef yanlış yaptı diye bu kadar kapılar da açılır mı canım, şu kadar da insanlar buraya alınır mı diye konuştuğunu duyuyoruz. Arkadaşlar, bir yere belayı Allah çekmiyorsa, göndermiyorsa, def ediyorsa bunun bir hikmeti vardır. Yaptığınız bir sadaka vardır, aldığınız bir dua vardır. Bütün dünyadaki mazlum olan Müslümanlara kapılarını açan, gönüllerini açan, ekmeğini paylaşan ve onlara gelin biz kardeşiz diyen bu ülke olduğu için Allah belki de onların duası hürmetine, onlara yapılan sadakalar hürmetine seni muhafaza etti. Onu da bu akşam anladık. Demek ki konuşmamak lazım yani. Tabii canım.
Belki de onlara sen kapıyı kapatsaydın, Allah sana belanın belki 10 katını verirdi. Dünya tarihinde bir kalkışma, bir darbe olacak da 4 saatte bu darbe etkisizleştirecek. Var mı dünyada numunesi ya? Var mı dünyada arkadaşlar? Bayrakla tankın üzerine gitme gibi durum yok. Hışımasa taş al da. Batılılar demişler ki, Türkiye'de çok şey var, orantısız güç var demişler. Nedir? İşte devlet masumların üzerine çok gidiyor. Nasıl masumsa? Birisi demiş ki evet, tam orantısız güç. Söylediğiniz gibi Türkiye'de gerçekleşti. Birisi bayrakla gidiyor, birisi tankla gidiyor. Tam orantısız. Hakikaten tam orantısız. Bayrakla gidiyor adam, Türk bayrağı. Öteki de tankla gidiyor. Adam diyor ki çok orantısız güçle gidiyorsunuz. Bayrakla gideni itham ediyor bunu. Kürt kardeşimiz dedim de, bizim bir kardeşimiz abimiz var, Siirtli. Ben de Siirt diye iftiharla söylüyorum elhamdülillah. İki çocuğu da bizde, Kur'an kursağında, birisi erkek, birisi kız çocuk ise bizde. Dedi, hocam dedi, ben diyor darbe olduğunu duyunca diyor, Başakşehir'de oturuyor, hemen diyor indim diyor meydana diyor. Ondan sonra havaalanına diyor ama niçin gittiğimi de bilmiyorum. Allah'ın izniyle diyor arkadaşlarla diyor, 4 tane tankı durdurduk diyor. 3 tane tank diyor bizi diyor yardı geçti ama diyor öyle bir üzüldüm ki durduramayınca tankın birisine diyor kafamı uzattım bir tane diyor hiç olmazsa kafa attım diyor kendimi rahatlattım diyor. Hiç olmazsa böyle boşuna göndermedim adamı. Elhamdülillah arkadaşlar. Ya, şükürler olsun. Tekrar musibete geçiyoruz. Konumuza başlıyoruz. 15 Temmuz bizim için musibet değildi. Şefkat-i ilahiyeden gelmiş olan bir şefkat tokadıydı. Bir nimet değil, bin nimet Allah nasip etti arkadaşlar. Bak, şu bünyeyi Allah temizliyor. Temizliyor, elhamdülillah. Asıl musibet ve muzır musibet, dine gelen musibettir. Musibeti diniyeden her vakit dergâh-ı ilahi iltica edip feryat etmek gerektir. İki evde şu anda yas var. Birisinde tatlı bir yas var. Yani yas dediğimizde taziye manasında. Bizim oğlumuz şehit oldu 15 Temmuz'da. Ömer Halis Demir. Allah rahmet eylesin. Ve onun gibi bütün kardeşlerimizi. Nasıl öldüsün oğlunuz? Elhamdülillah. Hain bir generali alnından vurdu. Ama oğlumuz da kevgire döndü. 30 tane kurşun yedi. Üzgün müsünüz? Tabi insan ister istemez üzülür. Ama elhamdülillah ki oğlumuz vatan yolunda şehit oldu. Öteki generalin evine gidin. İkisi de musibet. Birisi kahır musibeti, birisi şefkatten gelen musibet. Doğru mu? İkisi de musibet. İkisi de toprağa düştü. Meseleyi böyle bakacağız. Meseleyi değerlendirirken aynı hadise var ama birisi şefkatten gelir, birisi gazaptan gelir. Musibeti diniyeden her vakit dergâh-ı ilahi iltica edip feryat etmek gerektir. Fakat dini olmayan musibetler hakikat noktasında musibet değildirler. Bir kısmı ihtar-ı rahmanidir. Allah bize bir şeyleri hatırlatıyor. Enaniyete girmeyin, israfa girmeyin, sefahete girmeyin, Allah'a isyan yoluna girmeyin gibi ihtar-ı rahmanidir. Nasıl ki, müthiş bir misal bu, nasıl ki çoban gayrın tarlasına tecavüz eden koyunlarına taş atıp onlar o taştan hissederler ki zararlı işten kurtarmak için bir ihtardır, memnunane dönerler. Çobanlık yapan var mı aramızda? Çobanlık yapan. Siz daha iyi bilirsiniz. Çoban eğer koyunlarına şefkatle davranırsa, bakın onlara flüt çalar, onlarla oynar, ondan sonra ekmeğini onlara bazen fazla olduğu vakit onlarla paylaşır, canım der, cicim der, neyse doğru mu? O koyunlar da, kuzular da bunu bir baba gibi görürler, hissederler daha doğrusu. Şayet bir gün onlara bir taş atsa, onlar hissediyorlar ki belli ki yanlış yoldayız. Çobanımız da bize bir şey ihtar ediyor, yanlış yolda olduğumuzu. Çünkü koyun sürü psikolojisi var biliyorsunuz. Sürü psikolojisi. Baştaki koyun nereye gidiyorsa arkadakiler de onun peşine gidiyor. Çok yerlerde duyuyoruz. Bir koyun şarampoldan yuvarlanmış uçurumdan. Ötekiler demiyorlar ki bu adam nereye gidiyor diye. Onlar da peşinden gidiyorlar. Ya gitme kardeşim bak adam gitti daha. Garip. İşte o koyuna, o baştaki koyuna çoban bir tane taş atar, yolunu çevir diye. O da hissediyor ki ben şu anda yanlış yoldayım,
benden şefkatli olan çobanım bana bir şey ihtar ediyor. O koyun kadar bizim aklımız olsa, başımıza gelen musibet taşlarına karşı biz Müslümanlar da ne yapacağız? Belli ki yanlış yoldayız, yolumuzu çevirelim diyeceğiz. Misal çok müthiş. Öyle de çok zahiri musibetler var ki, ilahi birer ihtar, birer ikazdır. Allah ihtar yapıyor, hatırlatıyor bir şeyler. İkaz yapıyor Allah. Yapmayın diyor. Şu anda seni bak iflas ettirdim ama şu hatalarından dolayı tekrar doğru ol, tekrar sana mal vereyim. Sen şu anda filan yere gittin, yanlış yere gittin. Bak mesela ayağın kırıldı. Dikkat et. Başka vücudundan herhangi bir aza daha gitmesin çünkü yanlış yoldasın diye. Cenab-ı Hak musibetlerine ne yapıyor? İhtar ettiriyor. Ve bir kısmı kefaret üzünüptür. O 15 Temmuz'da buradaki millet günahlarını döktü arkadaşlar. Birisi diyor ki, tarif için yani, ya diyor hocam hiç ummayacağın adam, hiç beklemeyeceğin kadın, apartmanlarından böyle o akşam darbe gecesi, kapıları, zilleri çala çala, haydi bu akşam şehadet gecesidir deyip aşağı koşa koşa inen insanlar var. Ya diyeceksin ki, acaba bu adamı derse çağırayım mı çağırmayayım mı? Yani fazla dersimizin ortamına uymuyor ama çağıralım mı çağırmayalım. Çağırmadığın adam şehadet şerbeti içmek için nasıl koşuyor ya? Annesine babasına diyor ki bana artık hakkınızı helal edin ben gidiyorum. Namaz kılmayan adam abdest alıp öyle çıkıyor. Garip bir şey. Bakın kefaret üzülüp ondan sonra bir kimse diyor ki zor vakitlerde üstadımız zor vakitlerde tutulan bir saatlik nöbet bazen bir askerliğe denktir. Düşman saldıracak. Sen de gidiyorsun bir saat nöbet tutuyorsun. O andaki bir saat tuttuğun nöbet bir sene belki bir askerlik dönemi süresince birisinin tuttuğu şeyden nöbetten daha hayırlıdır. E şimdi arkadaşlar her an saldırılabilir. Her an şu ülkenin askeri sizi vurabilir diye. Bu manada ne oldu? Bir emir geldi değil mi baştan? Herkese ne oldu abiler? Evlerini terk etti ya. Nereye? Nöbete gidiyor. E ben asker değilim ki. Olsun herkes asker. Bütün bunlar günah döktürüyor abiler. Hepsi günah döktürdü yani. Temizlendi bu millet elhamdülillah. Ellerine bayrağı aldı. Ağzına Kur'an'ını aldı. Ondan sonra seccadeyi artık elhamdülillah alnıyla öpmeye başladı adam yani. Namaz kılmaya başladı yani. Bakın bu nöbetler bitti. Yatsı namazlarımız bundan sonra epey bir düşecek. Ama maşallah namaz, yatsı namazlarına gidiyorduk bazen bizim camide. Tıklım tıklım ya maşallah subhanallah ya. Ne oldu? Günahlarımızı Allah böyle elhamdülillah döktürdü, bizi kendimize getirmiş oldu. Ve bir kısmı gafleti dağıtıp beşeri olan aczini ve zaafını bildirerek bir nevi huzur vermektir. Burası çok enteresan. Ya üstadımız kerametkarını konuşuyor ya. Musibetlerin bir kısmı bize gafletimizi dağıtıyor. Beşeri olan aczimizi ve zaafımızı hissettiriyor, bir nevi huzur veriyor. Huzur nedir? Bize göre sorsan huzur mutluluk demektir. Hayır hocam ne alakası var? Huzur, Allah her yerde hazır ve nazırdır. Biz insanlar da onun huzurundayız. Bunu hisseden bir insan da kalbi ve ruhi bir mutluluğa girer. Neticesidir o yani. Oldu mu? Allah her yerde hazırdır, ben de onun huzurundayım. Şimdi, 15 Temmuz'a gelelim tekrar. Allah bir gece yaşattı bize ama herkese ayar çektirdi. Bakın, Cumhurbaşkanı havada her an vurulabilir. Allah muhafaza. Başbakan karayolundan gidiyor, birkaç yerde silahlı çatışmalara girmek zorunda kalıyor. Her an Allah muhafaza vurulabilir. Meclisimiz bombalanıyor. Genelkurmay Başkanı tutuklu. MİT Başkanlığı nerede olduğu belli değil. Bu ülke Allah'a emanet ya. Çok enteresan bir şey hissettik. Allah işin başında. İşte huzur makamı bu. Hiç kimsede tesir yok. Hiç kimsede müessiriyet yok. Allah musibeti verdi. Çünkü Allah'ın izni olmazsa bir yaprak bile düşmez. Allah musibeti lehimize çevirdi hem de binler nimetlerle. Allah'ın işidir. Hiç kimseye vermeyin. Üstad Sen'le bir hediye geliyor. Bu hediye de Vanlı Nuh isminde bir abiden geliyor. Nuh abi gitmiş hacca. Haçtan sonra da zemzem, hurma gibi şeyleri üstadımıza gönderiyor.
Üstadımız onlarda çok tevafuklar buluyor. Şu kadar hurma şuna işaret, şöyle 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 anlatıyor. Diyor ki sonra anlaşıldı ki bu Nuh Muhişi değil diyor. Bu sahibi Medine'nin bize bir iltifatıdır diyor. Necat'e baktın mı? Nuh Muhişi değil bu ha. Burada da Allah herkese bir ayar çektirdi. Şu ülkede olan güzellikler Nuh Muhişi değil. Parti marti işi değil. Hükümet mükümet işi değil. Allah'ı razı ettikleri için onlar, Allah da onların o yaptıkları güzellikleri hürmeten veriyor. Niye? Yapan Allah'tır arkadaşlar. İşin başında her zaman Allah var. İşin sahibi Allah'tır. Müessir-i hakiki Allah'tır. Kudret-i mutlaka ancak ona hastır, ona mahsustur. Şerler bizden, hayırlar Allah'tan. Hepimiz hissettik mi? Tekrar bu cümleyi okuyayım. Müthiş bir cümle ya. Ve bir kısmı gafleti dağıtıp, bak gaflet içindeydik. Hazreti Ömer Efendimiz, uzatıyorum biraz hakkınızı helal edin. Hazreti Ömer Efendimiz, İran'ın tam fetih vaktinde, Arefesinde haber gönderiyor orduya. Ordu kumandanı Halid bin Velid Hazretleridir. Mektup gönderiyor. Ya Halid, görevini Sa'd bin Ebi Vakkas kardeşimize teslim et ve oradan ayrıl Medine'ye gel diyor. Ordu kumandanı, genel kumandan başkanı. Dese ki ben huruc ettim, bütün İslam elinde, ordu elinde ya. Hani ordu da bu manada devamlı kazan kaldırıyor ya. Ordunun gücü ne olursa olsun sen gücünü bu milletten alıyorsun. Bu millete namlu döndüremezsin. Hainliktir, ayıptır ya. Oldu mu? Halid bin Velid Hazretleri'nin hayatı askeriyedeki insanlara ders olması lazım. Ve kim siyasete girmek istiyorsa Hazreti Ömer Efendimiz'in hayatını en az 3 defa okuması lazım. Ben bunu mecliste bizzat görev yapan bakan ve milletvekillerine bir karşınız olarak söyledim. Lütfen Hazreti Ömer Efendimiz'in hayatını 3 defa okumayan bir insanı milletvekili adayı bile kabul etmeyin. Tabi. Hazreti Ömer'in hayatını bilmeyen bir siyasetçi siyasetçi değildir. Çok enteresandır. Halid bin Velid'e mektup gönderiyor. Ya Halid diyor, idareyi diyor Sa'd bin Ebi Vakkas'a bırak, Medine'ye gel. Öyle bir ortam ki, koca ordu emrinde İran'ı fethetmeye gitmiş, ondan sonra da ona emir geliyor ki bırak komutayı gel, zor. İnsan içinde artık şeytan binlerce soru sormaya, hissiyatları oynatmaya başlıyor. Nefsine malı birisi olsa çok yanlış yapar. Halid bin Velid Hazretleri idareyi bırakıyor. Bu İslam tarihinde meşhurdur. Hepiniz bilirsiniz bunu. İdareyi olduğu gibi teslim ediyor. Çıkıyor Medine'ye geliyor. Hiç kimseyle konuşmuyor ama. Bakın mesele bu. Benim sizden bir problem varsa seninle konuşmam lazım. Necati Bey'le bir problem varsa onunla konuşmam lazım. Niye gidip başkasıyla konuşayım? Halid bin Velid Hazretleri biliyor ki Kur'an'dan aldığı ders vesile. Ben bu meseleyi kiminle konuşsam Hazreti Ömer'in bana bu görevi vermemesi ya da görevimden azletmesi meselesini kiminle konuşsam gıybettir. Bunu biliyor. Kimseyle konuşmuyor. Geliyor doğrudan Hazreti Ömer Efendimiz'in huzuruna. Diyor ki ya Ömer diyor. Seni böyle bir karar aldırmaya iten ne? Beni sen gönderdin. Hiçbir sebep yokken zahiren beni görevden aldın. Sebebi ne? Diyor ki ya Halid diyor. Sen de bilirsin ki ben seni Allah için çok seviyorum. Ama artık herkes şirki hafiye, gizli bir şirke girmeye başladı. Nedir bu şirk? Halid bu ordunun başındaysa muvaffak olur diye herkes bu manada anlamaya başladı. Allahu Ekber. Şirk tarafı ne burada? Allah'ı unutmaya başladı millet. Daha sahabi hayatta ya. Sahabiler bu şeyi yaşıyor. Halid ordunun başında mı? Evet bu ordu muvaffak olur. Ordunun başında kim var? Filan adam var. Eyvah! Sanki muvaffakiyeti getiren şahıstır. Muvaffakiyetine sebep olan şahıstır. Oysa kim var işin başında? İşte bunu unutmuşlardı. İşte Hazreti Ömer Efendimiz onu herkese ihsas ettirdi böyle bir şeyle. Ya çok stratejik bir karar bu yani. Dolayısıyla biz de bilelim ki bu mesele Nuh Muhişi değil canım. İşin Allah herkese göster değil mi? Yani manzara o kadar şey ki, o kadar şeffaf ki, o kadar çıplak ki mesele. Herkes anladı ki ya hakikaten bu iş Allah'ın işi. Allah karar vermeseydi bu manada biz hepimiz gitmiştik Allah muhafaza. Yani muvaffakiyet %100 ya.
İncirliğin elektriğini kapatma meselesi o şahsın aklına nasıl geldi? Bu ilhamdır, başka bir şey değil ya. Cumhurbaşkanımızın hadi halkım, hadi millet dışarıya çıkın demesi bir ilham, başka bir şey değil yani. E onu ona veremezsiniz ki. Allah'a vereceksiniz ilhamı yani. İlhamın sahibi kim? Allah. İncirliğin elektriğini sen nasıl kapatırsın? Hangi akılla? Çünkü oradan hazırlanan tim tamamıyla Cumhurbaşkanı'nı oradan alıp ve istedikleri yere götürmekti. Ve kusursuz bir plan. Onların elektriği kapatılınca, oradan çıkamayınca oradaki tim, CIA'nın timi bu. O zaman B planı uygulanıyor ve acemi bir grup gidiyor. Acemiler de gidiyorlar, daha hala oteli arıyorlar. Onlar oteli arayana kadar malı alan gidiyor, atı alan Üsküdar'ı geçiyor. Herhalde uçak da Üsküdar'dan geçmiş herhalde, öyle anlaşılıyor. Öyle abiler. Ya bir şey daha söyleyeyim size. Hep konuşulan bunlar Allah'ın işidir, başka bir şey diyemezsiniz. Bakın savaş uçağı bunlara zoomlanıyor ve tam vuracak uçağı. Hain. Hain yani. Ya uçakta kim var ya? Senin için çalışan, bütün dünyaya İslam için kafa tutan, bütün dünyaya vatanımız için kafa tutan kahraman bir insan var ya. Rahmetli Mehmet Kırkıncı Hocam diyor ki, Tanzimat'tan bu yana Allah bize böyle bir kabine nasip etmedi ya. Sen bundan neyini sevmiyorsun hain? Ya silahı doğrultuyor ya uçağı. Ya bir karıncayı bile senin bir Müslüman isen sen değil mi? Bir Müslüman isen eğer İslami bir şuurun varsa karıncayı bile sen bilerek ezmemen lazım. Uçakta Cumhurbaşkanımız var, ailesi var, hepsine zoomluyor. Ve sinyal veriyor uçak. Çabuk yakıt al, yoksa sen şey yapacaksın. Ondan sonra da ateşlemeyi kesiyor. Tekrar geri dönene kadar iş bitiyor arkadaşlar. O kadar şeyler olmuş ki. Bunlar hep keramet ha. Hep mucize bunlar. Kimin mucizesi, kimin kerameti? Allah. Ferde veremezsin ya arkadaş. Yani kime vereceksin bunu ya? Allah daha başka bir şey diyemezsin ya. Yakıyor ne demek ya? Duman ortaya çıkar, oradaki işte asker araçlar, uçaklar kalkmasın gibi otelde. Ne diyeceksin buna? Engellemesi gibi. Onu aklına getirmesi mesela. Hiç. Aklına gelecek bir şey değil. Yani biz bunun tatbikatını yapsaydık bu kadar yapamazdık ha. Hakikaten yapamazdık yani. Günlerce, aylarca tatbikat yapalım bu millet. Ondan sonra bilelim ki 15 Temmuz'da böyle bir şey olacak. Ve hadi çıkalım. O çiftçi kardeşimiz ya ben bu tarlayı evet tatbikatta yaktım ama şimdi nasıl yakayım der yani bu adam ya. Yani tankın mazot kapağını kesme taşıyla kesiyorlar ya. Nereden buldun onu? Birisi çıkmış bir tane tantuni ustası. Enteresan ya hep keramet ya. Koşuyor o da ne yapabilirim diye. Birisi diyor ki bak ben diyor askerde öğrenmiştim. Tankların egzozlarına bir şey sıkıştırdın mı diyor. Mecbur tankı bırakacak kaçacaklar bunlar. Tank duruyor. Fe subhanallah nasıl bir şey. Adam da gömlek, fanila ne bulmuşsa gariban en son pantolonuna başlayacak da en son durmuş. Ne diyeceksiniz buna ya? Sevki ilahi ya. Vallahi başka bir şey diyemezsiniz arkadaşlar. O akşam var ya o akşam. Allah bize var ya mucizeler yaşattı ya. Bir musibet ama. Ya bu ülke herkes şokta ya. 4 saatte nasıl bir darbe durur ya? Nasıl durur ama büyük büyük kafalar planlamış ha. Sadece oradaki affedersiniz papucunu giymeyi bile beceremeyen o generallere bakmayın ha. Arkalarında şeytan akıllı insanlar var. Dünyaya papuçları ters giydiren izimler var. Devletler var, gruplar var. Bunu öyle bilin ha. Affedersiniz birkaç tane ahmak insanın işi değil bu yani. Bunu özellikle söylüyorum yani. Ya. Allah da başka bir şey diyemez. Ya Rabbi sana şükürler olsun değil mi ya? Ya Rabbi sana hadsiz şükürler olsun ya. Bütün bu ülkede yaşayan insanların zerratı adedince Allah'a şükürler olsun ya. Elhamdülillah. Hocam aynı şeyleri Adnan Menderes'te de yaptılar. O zaman muvaffak olmuşlardı ama şimdi muvaffak olamadı. Tabii. Tabii. Ama var ya 80 yaşındaki ihtiyarlar almışlar ellerine artık ne geçirmişlerse demişler ki Menderes'te yapamadığımızı şimdi yapmamız lazım. Ve biz 50 senedir, 55 senedir vicdan azabı çekiyoruz demişler. Ya, o Menderes, o kahraman İslam olan o Menderes. Üstad Bedüzzaman'ın ifadesi. Yani İslam kahramanı olan Menderes'e
Üstad ise böyle ifadeler yakıştırıyor da. Şimdi bu zatı, Tayyip Bey'i, şu hükümeti üstadımız görseydi nasıl alkışlayacaktı ya? Maşallah kardeşlerime diyecekti ya. Hep kardeşlerimiz ya. Ya haşa sadece bizim kardeşlerimiz Nur talebeleri değil ki. Bütün Müslümanlar bizim kardeşlerimiz ya. Maşallah size kardeşlerim diyecekti. Gece gündüz cevşenimle size dua ediyorum diyecekti ya. Böyle insanı nerede bulacaksın ya? Şerleri kendilerine, hayırları bize ya. Daha bundan büyük nimet olur mu ya? Tabii canım. Kolay değil ki ya. Arkadaşlar ben elhamdülillah bacınızı alıyorum, ben çocuklarımla beraber istediğim iş yerine gidiyorum, geziyorum, tozuyorum, şey yapıyorum. Hiçbir derdim yok. Onlar var ya, hiç yapamaz. Arkalarında koca bir orduyla gitmek zorunda ya. Böyle bir sıkıntı herkes. Yani dava olmazsa, ciddi manada bir şey olmazsa herkes yapamaz böyle bir şey yani. Onun için çok dua etmek lazım. Allah bize böyle bir insanlar nasip etmişse biz kıskançlığa girmeyelim, dua edelim canım. Zoru, işin en zoru onlara. En kolayı da bize. Ha, bu dersi burada okuyorsak bu vatanın sağlam bir şekilde ayakta durmasındandır arkadaşlar. Vatanı olmayan bir insan da dini nakıstır yani, onu bilin ya. Suriye'de şu anda hangi dini yaşayabilirler galiba? Libya'da hangi dini yaşayabiliyorlar arkadaşlar? Mısır'da şu anda hangi dini yaşayabiliyorlar ya? Allah için konuşalım. Biraz uzattık, hakkımız edin ama. Yani madem ki bizi çağırdınız, buna da katlan yani. Artık bundan sonra Metin kardeş çağırmış çağırmaz, o da düşünsün yani. Son şeyi okuyup bırakacağız. Musibetin hastalık olan nev'i, sabıkan geçtiği gibi, daha önce geçtiği gibi, o kısım musibet değil, belki bir iltifat-ı Rabbani'dir, bir tathirdir. Bakın temizliyor Allah bizi ya. Bünyeyi temizliyor arkadaşlar. İçimizdeki suizanları temizliyor Allah bu musibetle. Rivayette vardır ki ermiş bir ağacı silkmekle, sallamakla nasıl meyveleri düşüyor? Şimdi meyveleri ermiş olan, yetişmiş olan bir ağaç. Mesela kayısı olsun mesela. Ya da başka bir şey olsun. Mesela dut mesela, özellikle daha çok belki onda görünüyor. Bir sallıyorsun, ne oluyor abi? Patır patır dökülüyor. Ermiş bir ağacı sallamakla nasıl meyveleri patır patır dökülür? Sıtmanın titremesinden günahlar öyle dökülüyor. Dolayısıyla biz 15 Temmuz'da ve bir aydır hemen hemen bir sıtma tuttu mu bu milleti? İşte günahlar öylece dökülüyor inşallah. Ya bir şey daha söyleyeyim, ondan sonra sohbeti bitireyim. Hazır sizi bulmuşken. Bu kadar böyle şevkle dinleyen bir ekip bulduktan sonra artık herkes konuşur. O akşam Allah bütün dünyaya bir ders verdi. Bu dersi de sizinle paylaşayım, bırakayım. Yıl 1915. Çanakkale Savaşı. Çanakkale Savaşı'nda bütün mühimmat İngilizlerde. Son model o zamanki şartlara göre gemiler onlarda, savaş gemileri. Askerler İstediğiniz kadar, sinek kadar asker. Ama mağlup oluyorlar. Churchill hep övünerek diyor ki, efendiler diyor, İstanbul'a doğru gidiyor arkadaşlar. Ondan sonra iki gün sonra artık arkadaşlarımız orada çaydanlığı yudumlayacaklar İstanbul'da. Biz de hareket etmeye başlıyoruz oraya doğru. Çayımızı İstanbul'da içmeye gidiyoruz diyor. Yani muvaffakiyet yüzde kaç? %100. Sonra mağlup oldular mı? Adamı hesaba çekiyorlar mecliste. Avam kamerasında. Genelkurmay Başkanı çünkü. Diyorlar ki Sayın Churchill, bütün mühimmat elimizde, güç elimizde, kuvvet elimizde, donanmalar elimizde, Türklerin elinde de Müslüman da hiçbir şey yok. Peki niye mağlup olduk? Hesabını ver bakalım. Efendiler diyor, biz Çanakkale'de sadece Türklerle savaşmadık. Kimle savaştınız? Biz orada Tanrı'yla savaştık. Müthiş bir söz ha. Biz artık onun söylediği Tanrı değil mi de Allah diyelim. Biz orada Allah'la savaştık. Elbette diyor, bunun neticesinde bizim yenilmemiz de muhakkak. Bak bir şey anlamış. Allah orada tamamıyla mucizeler göstermiştir. He? Ha, evet. Yani nasıl tanımış? Öyle tanımış yani. Şeytan da tanıyor. 15 Temmuz'da bundan sonra Türkiye'ye ameliyat yapacağız diyen bütün ülkeler, bütün devletler, bütün teşekküller, bütün bu manadaki gruplar o gün anladılar ki biz bu Türkiye'ye bundan sonra rahat giremeyiz. Çünkü buranın sahibi Allah'tır
ve Allah'ı düşman olarak kabul etmek şartıyla buraya girebiliriz. Onda herkes bundan sonra cesaret edemeyecek. Çünkü %100 herkes ayan bir an gördü o akşam. Allah bu ülkeyi koruyor, Allah bu ülkeyi muhafaza ediyor ve Allah'ı razı eden burada fiiller var. Ve Allah'ı razı eden fiiller neticesinde Allah da burayı mükafatlandırıyor. Bundan sonra kim girmek istiyorsa boynuna kefeni takıp öyle çıkacak meydana. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha mas'alat. Enteresan, bir çay içirdiler. Hem ders, hem hatim duası. Hem de artık bakalım sabahdan ne görevler verecekler. Burhan abi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Vel akibetu lil muttakin. Amin. Ve la udvane illa alel zalimin. Amin. Ves salatu ves selamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena teqabbel minna innaka entes semiul alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينة وفي القبر مونسة وفي القيامة شفيعة وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرامك يا كريم اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجينا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الجود والإحسان اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشفي مرضانا واقض ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم آباءنا واغفر أمهاتنا وأصلح ديننا ودنيانا وشتت شمل أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة القرآن العظيم اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح آلهم وأولادهم وأزواجهم وأصحابهم وأتباعهم وجميع ذريتهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وأقربائنا وأحبائنا وأصدقائنا وأستاذنا وأستاذ أستاذنا ومشايخنا ولمن كان له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات استجب دعانا برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي ذات ألوهيتين حرمتنا يا ربي اسم أعظمين حرمتنا اسماء حسنان حرمتنا يا ربي Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere bütün Enbiyanın hürmetine Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere bütün semavi kitaplar ve suhuflar hürmetine bütün kıymet verdiğin, bütün değer verdiğin şeyler hürmetine devletimizi, milletimizi, ülkemizi, vatanımızı muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi şehitlerimize rahmet eyle. Amin. Gazilerimize, hastalarımıza şifa nasip eyle. Amin. Ümmeti Muhammediye'yi birlik, beraberlik içerisinde Ya Rabbi muhafaza eyle. Amin. Kanser hastası olan annemiz Sevim Sönmez içinde Cenab-ı Hak hayırlı şifalar nasip eylesin. Amin. Hepimizin ölmüşlerine rahmet eylesin. Amin. Hepimize de Cenab-ı Hak sırat-ı müstakimde istikamet nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.